meydanında. Ahmet'im Ahmet, Allah Allah, ceddim Muhammed. Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında. Allah bulurlar rahmet. Gibi sal aleme, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Efendim, yıllardır sürdürdüğümüz musiki yolculuğumuza bu sefer bir başka durakta sizlere hitap ederek ve sizlerle buluşarak devam edeceğiz. Evet, Bestehan'a hoş geldiniz. Hepinizi Bestehan'dan sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Pek çok programda daha evvel bizleri izlediğiniz gibi albümlerle, konserlerle ve muhtelif televizyon programlarıyla hep bu şekilde kulaklarınızdan gönüllerinize, evlerinize misafir olduk. Ve bizi pek memnun ettiniz ve güzelce ağırladınız. Bu akşam ilk programımız olması hasebiyle şunları dile getirerek sözlerime başlamak isterim ki gerçekte Hakk'a şükrü hakkıyla yapanlar, öncelikle kula şükrü, kula teşekkürü güzel yapanlardır diyerek. Bu programda TRT Müzik'te sizlerle bizleri buluşturan kıymetli TRT yöneticilerimize, programımızın yayınında ve yapımında çok büyük emek ve özveri harcayan dostlarımıza ve yıllardır bu sanatın sürdürülmesinde her zaman yanımda olan kıymetli sazendelerimize, hanendelerimize ve tabii her ayrıntıyı dikkatle inceleyerek, irdeleyerek sizlere bu programın daha güzel bir şekilde ulaşmasını temin etmek için çaba harcayan tüm ekip arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet, Bestehan programındayız ve TRT Müzik'te bu akşam Bestehan programı bu akşam olduğu gibi her salı aynı saatte 75 dakika boyunca sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Sevgili dostlar, sazların rengini, seslerin ahengini inşallah ve sahasında kendini sanatta ispat etmiş, örnek olmuş, talebeler yetiştirmiş, bu sahaya emek vermiş olan pek çok kıymetli konuğu da inşallah
bu mecliste ağırlamış olacağız. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Yaklaşık 25 yılı aşkın bir dostluğun ardından bu akşam bizlerle birlikte olmayı kabul etti. Kırmadılar bizleri. Yoğun tempo içerisinde bu akşam bizlerle oldular. Sanatını her zaman takdirle izlediğimiz, takip ettiğimiz, sanatçı kişiliğini her zaman örnek almaya ve örnek göstermeye gayret ettiğimiz ve dostluğunu bizimle bu akşam paylaşacak olan sevgili Yurdal Tokcan. Hoş geldiniz demek istiyorum. Lafı biraz fazla uzattığım için kusura bakmayın. İlk programımız, ilk program konuğu. Bu güzel bir şeref bence. Hem bizim için hem sizin için. Hoş geldiniz tekrar. Ve bu akşam iki kıymetli talebesiyle beraber ve genç Udi arkadaşlarımızla beraber Tolga ve Ufuk'la beraberiz. İnşallah programımızın hemen bu bölümünde bizlere Yurdal Tokcan'ın bestelerinden seslendirecekler. Tekrar hoş geldiniz diyerek hepimize meclis hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ve evet. Duygularınızla başlayalım efendim. Öncelikli olarak hayırlı uğurlu olmasını diliyorum yürekten ve bu nazik davetiniz için. İlk programın özellikle buluşma noktasında bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün iki genç Udi kardeşimizle birlikteyiz. Ve Udi adını verdiğimiz bir konseptle bu akşam birlikte olacağız. Eserler seslendirmeye çalışacağız. Tabii ki çok güzel veciz sözlerle bizleri ifade ettiğiniz teşekkür ediyorum. İcracılığımızın yanında uzun yıllara dayanan eğitimcilik yönümüz de çok önem verdiğimiz bir alan. Çünkü malum bizim musikimizde usta çırak dediğimiz olay tüm canlılığıyla geçerliliğini korumakta. Her ne kadar akademik kurumlardan bizler mezun olsak bile bu geleneğin sürdürülmesi anlamında deneyimleri paylaşmak, birikimleri paylaşmak bizler için gerçekten çok önemli bir yerde. Bizler de çok uzun zamana dayanan bu yöndeki çalışmalarımızı artık üretim noktasında sergiler boyuta da geldik. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde bu anlamda yaptığımız çalışmalar artık bize dönmeye başladı. Ve bu geniş soluklu bir proje. Bunun küçük bir örneğini tabii ki hareket kabiliyeti daha kolay. Evet. İki arkadaşımızla, genç kardeşimizle bu akşam seslendirmeye çalışacağız. Ve bir ilk olarak da sizin programınızda, Bestehan'da bu icralarımızı da gerçekleştirmiş olacağız. Çok teşekkür ederiz. Eğer akortlarımızda da bir sıkıntı yoksa hani evet. Hemen ilk eserimizi tabii alabiliriz bu anlamda, diyelim. Ut sazının tabii ki kendine ait dinamikleri çok üstte. Fakat perdesiz bir saz olması dolayısıyla da kendi içinde güçlerini de barındıran bir enstrüman. Şimdi biz genç kardeşlerimizi isterseniz bir zeybek seslendirelim. Memnuniyetle dinliyoruz efendim. Çakal Çökerten zeybeği Aydın yöresinden. Onu icra etmeye çalışalım. Thank you.
Avaze-i bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış. Demiş ya şair, programın açılışında söylemiştim. Gerçekten kubbede hoş bir sada olmuş.
Eğer geri dönüşümden kastınız buysa, bu hoş bir dönüşüm olmuş. Gönlünüze sağlık. Teşekkürler. Sizin de ellerinize sağlık. Udi Project'in içindeki eserlerden bir tanesi. Az önce de belirttiğim gibi bu çok uzun yıllara dayanan, aslında repertuar bazında baktığımızda elimizde çok birikmiş eserimiz var. Hı hı. Onların yavaş yavaş açığa çıkması, biraz daha dikkatli detaylandırarak açığa çıkması şeklinde bu repertuarı zenginleştiriyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sağ ol. Ben tabii resmi görev olarak biraz evvel söylemedim. Belki bu bölümde biraz konuşuruz diye. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu UT sanatçısı olarak ama aynı zamanda sanat yönetmeni olarak vazifelisiniz, evet. Halen. Evet, kurucumuz, merhum hocamız Tanburi Necdet Yaşar'ın davetiyle 1990 yılında katılmış oldum bu çok değerli gruba. Hocamız grubu kurduğu zaman tam bir ustalar grubu olarak düşündü. Oda müziği topluluğu olarak düştü kafasında. O dönem Allah uzun ömürler versin, Alaaddin Yavaş hocamız, Bekir Sıtkı Sezgin, Cünüşen Tanrı Korur, İhsan Özgen, Nurettin Çelik, bütün bu değerli hocalar ilk kuruluşunda topluluğumuzun sanatçılarıydı, üyeleriydi. Bizler de hasbelkader onlarla meşk etme fırsatını bulduk. Az önce de belirttiğim gibi bir geleneğin devamı. Biz hakikaten hocalarımızdan, ustalarımızdan bir şekilde el aldık. Ve görev bizlere düştüğü zaman da bu bilinçle, bu duyguyla, bu maneviyatla sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Aslında sizin musiki yaşantınızda konuşulacak, öne çıkarılacak pek çok şey var. Sadece ud eğitimi, müzik eğitimi değil. Bir sanatkarın görevi aynı zamanda toplum içerisinde bir bilinçlenme, bir sanata bakış açısı, bir kesinlikle estetik algılama. Bunları da bir taraftan durduğunuz yerden, baktığınız yerden konuşmamız icap eder. Diğer taraftan pek çok toplulukla dünya çapında müzikler yapıyorsunuz. Bunları konuşalım ama seyircilerimize belki sizin de beğeneceğiniz bir değişik ritimle bir eser zevkli sunalım. Tabii ki. Çok sık icra edilmem bir ritim bu. Cengi Harbi malum. Evet. Bakalım arkadaşlarımızla birlikte icra edelim. Sevgili seyirciler, Bestehan devam ediyor. Dost olanı gör, dost, 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 dost olanı.
yaksineyi gel seyran ola gör, yaksineyi gel seyran ola gör, aç gözünü gel hayran ola gör, aç gözünü gel hayran ola gör, ver varını gel didar ola gör, ver varını gel didar ola gör, at şanını gel hayran ola gör, at şanını gel mestan ola gör, gel 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 gül bağını gör, gel 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 gül bağına gel dost 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 olanı gör dost 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 olanı gör. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok nadir kullanılan ritim ölçülerinden bir tanesi Cengi Harbi. Evet. Böyle bir çalışmamız olmuştu. Tarihi de epey eski aslında. Çok zaman zaman böyle okuyup güzel bir hava oluşturuyor diye düşünüyoruz. Evet, sevgili seyirciler, konuğumuz Yurdal Tokçan ve Beslen Programı'nın ilk konuğu oldu bu akşam. Biraz saz müziğinin aslında sözün ardında kaldığı bir dönemde çok nadir birkaç sanatçının Tamburi Cemil'den sonra, belki Mesut Cemil'den sonra ortaya çıktığı, işte Necdet Yaşar gibi biraz evvel bahsettiği gibi Yurdal Bey'in ve Niyazi Sayın gibi. Bunların ardından son 15-20 yıl içerisinde desek yanılmış olmayız. Saz müziğinde gençlerin de heveslerini, dikkatlerini celbedecek şekilde işte bir İstanbul Sazendeleri önce, beşli, sonra hem sizin hem sazendelerin diğerlerinin bir takım besteleriyle gençlerin yavaş yavaş böyle enstrümantal müziğe doğru bir yönelimi oldu. Bunda büyük payınız var. Öncelikle bunu hatırlatarak sözü size devredeyim tekrar. Doğru bir nokta. Bizim geleneğimizde hani solist dediğimiz zaman hep bir hanendenin, yani sesiyle sanatını icra eden bir sanatçının varlığı akla gelir. Bir sazendenin de solist olabileceği, yani kendi duygusunu, düşüncesini, bilgisini, birikimini sazıyla ifade edebileceği gerçekten dediğiniz gibi son yıllarda daha bir önem kazanan, ortaya çıkan bir durum. Tabii ki baktığınız zaman bir sazendenin, burada çok sazende arkadaşlarımız var, hepsini tekrar selamlamak istiyorum ben. O emeği, o birikimi açığa çıkana kadar çok zorlu bir çalışma dönemi. Evet. O yaratıcılığını, ifade gücünü sazına yansıtabilmesi için gerçekten uzun bir süreye ihtiyacı var. Ve özellikle bizim musikimizde bir sazendenin kendini ifade edebildiği en önemli form, taksim dediğimiz improvize, doğaçlama form. Bu ana kadar o uzun yolculuk süresi içerisinde maalesef sazendeler hep biraz ikinci planda kalmış, hep hanendenin gerisinde kalmış. Evet, fakat doğru. Bu son dönemde özellikle bizim sazlarımızı süsleyen beste çalışmalarıyla birlikte sazların renkleri, tınıları, o gönüllere hitap eden özel derin tınıları bir şekilde izleyiciyle buluşup bir sazendenin de solist olabileceği kavramını belki oluşturmaya başladı. Bu bizim için yeni, fakat dünyada hani söylemek gerekirse gerçekten bir enstrümantist sazende, belki hanendenin de önünde aslında algı olarak. Fakat çok şükür bu artık yavaş yavaş ortaya çıktı ve buradaki genç kardeşlerimiz gibi onlar da ileride bu yolun eğitimcileri olacaklar, örnek sazendeleri olacaklar. Belki burada çok ince bir ayar, hani geleneksel tavır, üslup, sadece enstrümanın belli aşamalardan geçip belki de virtüözite durumuna yükselmesinin yanında bir taraftan da müziğin kendi içerisindeki ahlakını da, duruşunu da yansıtmak. Müziği aslında bir lisan olarak tarif ediyorum. Çok farklı açılımları var fakat gerçekten öyle bir lisan ki tarihin derinliklerinden, kültürlerin, medeniyetlerin derinliklerinden gelip her dönemin enerjisini, her dönemin sosyal, kültürel olaylarının içinde barındırıp
Halen de kendini geliştiren, büyüyen bir lisan. Bu lisanla konuşmak gerçekten çok özel. Gerçekten çok da zor. Evet. Anlamak da zor, konuşmak evet. da zor. Anlamak da zor, konuşmak da zor. İnşallah biz gençlerimize bunu hem sevdirerek, hem onlara öğreterek, hem de örnek olarak inşallah hem eserlerimizi hem sazlarımızı tanıtma gayretindeki yolumuza devam edeceğiz. Kesinlikle. Şimdi yine eserlerin şahı diyebileceğimiz bir eser var. Pek çok mecliste okunduğu zaman etrafa verdiği raiha ile, o güzel kokuyla bir peygamber huzurunu insanın içine dolduran Hazreti Hüdayi'nin muhteşem naatinden besteli bir tevşih. Kudumun rahmetü zevk-i safadır ya Resulallah, zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah diyelim. Ve sonra da genç kardeşlerimize biraz konuşalım genç evet, udilerle. Evet, bakalım onların duyguları evet, ne? Evet. Biz gençler adına biraz fazla konuşuyoruz evet. galiba. Evet. Sırat kıldan incedir, sırat kıldan
ederiz sevgili arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Evet, böyle kudumun rahmetü zevkü safadır dedikten sonra Yunus'un bir başka sözüyle yürümek insana çok hoş bir alem veriyor neredeyse. Evet, biz sevgili genç udillerimizle biraz konuşabilir miyiz? Şöyle Tolga ve Ufuk'la mikrofonu uzatayım şöyle. Evet. Nasıl olacak? Gençler sizin gibi böyle ellerine ut alacaklar, keman alacaklar, kemençe alacaklar, tambur alacaklar ve kanun alacaklar. Zor bir soru. 13 yaşında başladım tutmaya. 99 yılında hocamla Yurdal Tokcan'la tanıştım. Tabii ki o tanışma müziğe olan bakışı, enstrümana olan bakışı, belki hayata olan bakışı değiştirmeye başladı. Biz aslında tam eski usul hoca talebe ilişkisi, yani hani talebedenden gelen talebe, evet meşk usulü bir sistemle bugünlere geldik. Bu benim açımdan tabii çok büyük bir şans. Yani özellikle bu dönemde öyle bir ilişkiyi yakalamak çok zor. Ve gerçekten hoca tavrıyla yaklaşan, hoca gibi yaklaşan birini bulabilmek o da çok zor. O anlamda çok şanslı hissediyorum kendimi ki okuduğum lisenin hemen yanında 99 senesine kadar aslında biz aynı yerdeymişiz. Ama ben liseden mezun olduktan işte birkaç ay, yani 3-4 ay sonra tanışmak nasip oldu. O da enteresan bir aslında şey. Yani hep 20 metre ötemdeymiş. Servisim tam çalıştıkları binanın önünde duruyordu. Hmm. Ama hayatın ilginç böyle bir... Akademisyenlik aynı zamanda değil mi? Aslında... Yani şöyle birçok yerde çalıştım ben, yani konservatuvarlarda birçok yerde ders de verdim. Ama yani çok aslında akademisyen oldum söylenemez. Şimdi aynı toplulukta çalışma şansını da yakaladık. Öyle bir lütfu da yaratıcı bize bahşetmiş oldu. Eyvallah. Bir de genç udiğimizle konuşalım bakalım, diğer genç udiğimizle. Hoş geldiniz efendim, hoş bulduk. Evet, sen kaç yaşında başlamıştın? Ben kaç yaşında başladım? 14 yaşında, lise 1'de. Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlıyım. Hı hı. Ut enstrümanını orada tanıdım ben. Yani bağlama çalmak istiyordum. Yaşadığım yer, coğrafi konumundan itibari. Yurdal Bey'i görünce mi değişti fikrim? Geliyorum buraya. Bir görüşüm var ki zaten her söylerse ona. biz Yurdal Hoca'yla sanırım 2011 ya da 12 yılında Gaziantep'te tanıştık. Hmm. Yine bir projenin konseri için gelmişlerdi. Anlatayım mı onu ya? Anlatayım. hocaların geldiğini öğreniyorum ben. İlk tanışmamız bu arada. Onların geldiğini öğreniyorum ve hemen onlara ulaşma çabasına giriyorum. Bir şekilde ulaşıyorum. Şu an hatırlamıyorum nasıl ulaştım. Sonra tabii hava güllük gülistanlık, güneş açmış, çok güzel. Ben üzerime sade bir gömlek çekmişim. Çıktım heyecanlı bir şekilde ut sırtımda gidiyorum. Neyse işte otobüs tramvay fark etmez. İndim ben, yağmur başladı. Ama öyle yağıyor ki sanki böyle yani bardaktan boşaltılacaksına yağıyor. Hmm. Ben bekleyemedim. Koştura koştura oldukları lokantaya doğru gidiyorum. İçeriye girdim, arkamı döndüm, yağmur durdu. Hmm. Sonra işte geldim, herkes bana bakıyor, bu kim falan. Yani yağmurdan tamamen ıslanmış hani. Her şekilde birisi karşımıza çıktı. Ya benim açıkçası her zaman söylerim bunu. Hayatımın dönüm noktasıdır. Yurdal Tokcan isim benim hayatımın dönüm noktasıdır. Ben Udu ne zaman sevdim? Evet, lise 1'de Udu tanıdım, Uda başladım. Ama Udu 2 yıl sonra falan Yurdal Hoca'yı dinledikten sonra aşık oldum diyebilirim yani. Ne güzel. Şimdi o zaman bir eser daha. Neyi dinleyeceğiz şimdi? Şimdi Hicaz makamlı bir saz semaisi, Kardelen isimli.
Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. İşte kimi sazıyla anlatmak istediklerini anlatır, kimi sözüyle. Sizler bu saz eseriyle pek çok duyguyu beste eylemişsiniz. Başını bir araya bağlayıp bizlere sundunuz. Gönlünüze sağlık. Fazla fasıla vermeden biz de gönlünü başka gönüllerle birleştirip, başka gönüllerdeki yanmayı bekleyen o çırayı tutuşturarak pek çok gönüle yangın yerine çeviren, ilahi aşkın meydanı haline getiren bir gönül sultanının sözlerinden bestelemiş olduğumuz bazı eserleri ardı ardına sıralamak suretiyle bir zikir tertibini seyircilerimize sunmaya çalışacağız şimdi. Ben onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum sevgili seyirciler. Bu programda istedik ki Bestehan programında yaklaşık 3 yıldır gayret ettiğimiz, çalıştığımız Anadolu gönül sultanlarının eserlerinden müstakil olarak her ay bir tanesinin eserlerini seslendirmek suretiyle Erenler Meclisi diye belki izleyenleriniz, takip edenleriniz, konserlerimizi izleyenleriniz olmuştur. Burada bu eserleri bir araya getirmeye çalıştık. Şimdi bu gönül sultanlarından bir tanesi ki
Nide Borlu Ahmet Kuddusi Hazretleri 1769 ve 1849 yılları arasında yaşamış bir gönül sultanı. Hacimlice bir divanı var ve bu divanından pek çok bestekarın gözüne gönlüne dolmuş şiirler var, bestelenmiş ilahiler var. Bunun gibi Niyazi Mısri Hazretleri, Hazreti Yunus, Pir Sultan Abdal, Amasyalı Mir Nigari, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Alvarlı Efe Hazretleri, Osman Hulusi Darendevi gibi pek çok isim üzerinde de bu projeyi çalışmıştık. Şimdi istedik ki bu programda şöyle soluksuz bir gidelim. Ahmet Kuddusi bizim gönlümüze ne söyleyecek onu dinleyelim. Hep birlikte besmele ile başlayalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammed ulu sultan.
şemsi tabandır. Allah, Allah.
delallah. Çok teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden biz şu gazelli esere geçelim mi? Çok az vaktimiz kaldı gerçekten çünkü. Özleyiş. Evet. Yurdal Tokcan ve bizim arkadaşlarımızın evet, da iştirak edeceği evet, bir eser olacak bu. Ve bu eserin içerisinde de bu akşama mahsus Bestehan'ın ilk programına özel bir gazel takdim edeceğiz. Lütfedersin. Gazelin sözleri de Urfalı Yaşar Neziha Hanım'a ait. Evet. O zaman sevgili Muhammed'le biz başlayalım. Haydi. Neşvesinden bir haber değil.
patlamaz peymanenin yâri. Aman gönül ey, teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Bir bestanın sonuna geldik. Çok küçücük bir vaktimiz kaldı. Ben burada sizleri ağırlamaktan çok büyük keyif aldım. Umarım sevgili seyircilerimiz de çok keyif alır. Tolga ve Ufuk'a da çok teşekkür ediyorum. Genç Udilerimize. Hayırlı olsun diyoruz biz de. Çok bu ilk program. Evet sevgili dostlar. Bir bestanın sonuna geldik. Gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlamadık ve sonuna geldik. Bizler her hafta aynı gün ve aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel konuşmak, güzel görmeye, güzel söylemeye, güzel davranmaya ve güzel yapmaya götüren her şey güzelin en güzeline insanı götürür diye ümit ediyoruz. Ve gönlünüzde ve yüzünüzde Hakk'ın güzelliği daim olsun diyerek bu akşam sözlerimizi noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ateşi aşkınla yandır kalbimi zuhu mezan, ateşi aşkınla yandır kalbimi zuhu mezan. Çünkü hayran olmuşum ben bezmi eleste sana, çünkü hayran olmuşum ben bezmi eleste sana. Dünyadan ayır.
dağ.